Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde projemize merdiven ve korkuluk ekleyeceğiz. Ben bu projeye diğer dersin üzerine kalan kapı ve pencerelerimi ekledim. Burada kayan bir kapı kullanmak yerine katlanan bir kapı kullanmayı tercih ettim. Ve burada da üçlü bir pencere kullanıp bunun boyutlarını buradaki şekil sekmesinden düzenledim. Diğer yerlerde projenin kalanında kullandığım gibi normal kapı ve pencereler kullandım. Şimdi ilk olarak buraya bir merdiven ekleyerek başlayacağım. Bunun için de buradan merdiven aracını aktif hale getiriyorum ve ayarlarına gidiyorum. Bu merdivenin oturduğu kat burada aktif olan zemin katım olacak. Bir sonraki katı olan yüksekliği ise 300 cm olacak. Bu yüzden burada bir değişiklik yapmıyorum. Merdivenin basamak yüksekliği ile başlayacak ve basamak genişliği ile bitecek. İsterseniz bunları buradan değiştirebilirsiniz. Bu merdivenin genişliğini 120 yapıyorum. Basamak sayısını ise 18'e çıkarıyorum. ArchiCAD bu şekilde otomatik hesaplama yapıyor. Yani 18 basamak sayısıyla basamak yüksekliğim 17 cm oluyor. Burada bir değişiklik yapmıyorum. Yan taraftan sütrüktürü aktif hale getiriyorum. Buradan merdiveninizin sütrüktürünü değiştirebiliyorsunuz. Yani isterseniz ortaya veya kenarlara kiriş ekleyebiliyorsunuz. Bu işlemi basamak ve sağanak için ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Ama ben basamağımın da sağanlığımın da tek parça olmasını istiyorum. Bu yüzden buradaki seçeneklerde bir değişiklik yapmıyorum. Yan taraftan basamak sütrüktürünü aktif hale getiriyorum. Bunun sütrüktürünü buradan görüldüğü gibi değiştirebiliyorsunuz ve isterseniz bunların ölçülerini de ayarlayabiliyorsunuz. Ben bu merdivenin zemine kadar devam etmesini istediğim için buradaki seçeneği aktif hale getiriyorum. Bunun kalem kalınlıklarında veya materyalinde bir değişiklik yapmıyorum. Yine sahanlık sütrüktürünü de ayarlayabiliyorsunuz. Bunun kalınlığında veya diğer ayarlarında bir değişiklik yapmıyorum. Ve bu yandan bir alttaki seçeneği aktif hale getiriyorum. Buradan merdiveninizin yüzey kaplamalarını ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki seçeneği aktif hale getirmezseniz bu merdiven sütrüktür materyalinde burada ne seçtiyseniz bu şekilde gözükecektir. Bunun basamaklarına bir yüzey kaplaması eklemek istiyorsanız buradaki seçeneği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Aynı şekilde merdiveninizin sadece basamak yüksekliklerinin veya basamak genişliklerinin materyalini de değiştirebiliyorsunuz. Ama ben burada ikisini de kullanacağım için bu iki seçeneği de aktif hale getiriyorum. Buradan basamak genişliğinin ve yüksekliğinin detaylı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kullanmak istediğiniz basamağı değiştirebiliyorsunuz ve bunun şeklini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Basamak burnunun şeklini de buradan değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bunu detaylandırabiliyorsunuz. Ama ben bunu ilk haliyle bırakıyorum. İsterseniz buradaki seçeneği aktif hale getirerek basamağınızın ucuna aksesuar ekleyebilirsiniz. Buradan Custom Profil'i seçerseniz profil yöneticisiyle kaydetmiş olduğunuz herhangi bir aksesuarı bu basamağa atayabilirsiniz. Veya ArchiCAD'de kayıtlı olan diğer profilleri de kullanabilirsiniz. Yine bunların ayarlarını buradan özelleştirebilirsiniz. Ama ben bunu da iptal ediyorum. Ve son olarak basamağınızın kalem ayarlarını veya materyal ayarlarını buradan yapabilirsiniz. Burada basamak genişliği bir yapı materyali ile geliyor. Siz buna bir yüzey materyali atamak isterseniz, yani buradaki materyali değiştirmek isterseniz buradaki kutuya tıklamanız gerekiyor. Ve bu şekilde ArchiCAD'in kendi materyal kütüphanesinden herhangi bir materyali seçip basamağınıza ekleyebilirsiniz. Bu işlemlerin aynısını basamak yüksekliği için de yapabilirsiniz. Yani buradan basamak yüksekliğinizin şeklini değiştirebilir, bunun ölçülerini değiştirebilir ve kalem kalınlığı ve materyalini ayarlayabilirsiniz. Ama ben burada da bir değişiklik yapmıyorum. Buradan da merdiveninizin hangi kat planında görüneceğini ayarlayabiliyorsunuz. Şu an aktif olarak gelen ayar merdivenimizin ilgili tüm katlarda ve bir üstteki katta görünmesine ayarlı durumda. Yani bu seçenek merdivenimizin geçtiği tüm kat planlarında aktif olacağı anlamına geliyor. Bunu sadece kendi katına ayarlayabilirsiniz. Ama ben genelde merdiven bir üst katta da aktif olacağı için kendi katı ve bir yukarıdaki kat olarak ayarlıyorum bu özelliği. Buradan üstteki katta ve kendi kat planında nasıl görüneceğini değiştirebiliyorsunuz. Yani üst katta buradaki ön izlemede de görüldüğü gibi merdivenimizin tamamı görünecek ve kesikli çizgi olmayacak. Kendi katındaysa merdiven belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra kesikli olarak gösterilmeye başlayacak. İsterseniz bu ayarları bu yandaki küçük oklara tıklayarak değiştirebilirsiniz. Buradaki ikonlardan da faydalanarak merdiveninizin kat planındaki görünüş şeklini ayarlayabilirsiniz. Bir alttan da aynı şekilde merdivenimizin tavan planında nasıl görüneceğini ayarlayabiliyoruz. Burada bir değişiklik yapmıyorum.
ve ARKiCAD'in 21'den önceki bir sürümünü kullanıyorsanız merdiven çizmek için karşınıza çıkan menü bundan biraz daha farklı olacaktır. Ve yine önceki sürümlerden farklı olarak merdiveninizin kat planındaki yükseliş yönü, basamak artışını gösteren sayılar gibi açıklamalarının ayarını merdivenin kendi ayarlarından yapamıyorsunuz. Bunları düzenlemek için model görüntülenme ayarlarına gitmeniz gerekiyor. Bu yüzden burada da bir değişiklik yapmıyorum. İsterseniz merdiveninizin layer'ını buradan değiştirebilirsiniz. Ama ben layer'ını değiştirmeden OK'ye basarak bu menüden çıkıyorum. Ve merdiven çizmek istediğim noktaya tıklayarak mouse'umu hareket ettiriyorum. Bu merdivenin referans aldığı çizgi bu tarafta olduğu için merdiven alt tarafta çiziliyor. Yine duvar aracında olduğu gibi klavyenizden C tuşuna basarak bu merdivenin referans aldığı çizginin yönünü değiştirebilirsiniz. Veya isterseniz buradaki seçeneği de referans yönünü ayarlamak için kullanabilirsiniz. Merdiveninize bir sahanlık eklemek isterseniz buradaki seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Ama ben burada bir sahanlık yapmayacağım. Bu yüzden mouse'umu hareket ettirerek maksimum basamak sayısına ulaşıyorum. Burada maksimum basamak sayısına ulaştıktan sonra merdiveninizi çekerek boyutunu genişletebiliyorsunuz. İsterseniz klavyenizden bu merdivenin uzunluğu için bir mesafe de girebilirsiniz. Enter'a bastıktan sonra merdivenim görüldüğü gibi çizilmiş oluyor. Ama bu merdiven basamak sayıları ve buradaki yazılarla birlikte çizilmiş oluyor. Bunları eğer kat planında görüntülemek istemezseniz dediğim gibi model görüntüleme ayarlarına gelmeniz gerekiyor. Bu ayarları da Document menüsüne gelerek aktif hale getiriyoruz. ARCHICAD 21'den önceki sürümler için bu özellikleri merdivenin kendi içinden ayarlayabiliyorsunuz. Bu menüden projenizdeki tüm elemanların kat planındaki gösterim şeklini düzenleyebiliyorsunuz. Biz şu an için merdiven ayarlarını değiştireceğimiz için buradan merdiven seçeneğini açıyorum. Buradan merdiveninizin 3 boyutta ve kesik cephede görünümünü şematik veya full olarak değiştirebilirsiniz. Bu yan taraftansa kat planında veya tavan planında merdiveninizin hangi elemanlarıyla birlikte gösterileceğini düzenleyebilirsiniz. Mesela ben bu merdivenin sadece strüktürünün ve yükseliş yönünü gösteren çizginin görüntülenmesini istiyorum. Bu yüzden buradaki numaralandırmayı, yazıları ve açıklamaları iptal ediyorum. Merdivenimde bir kiriş veya basamak aksesuarı bulunmuyor ama bunların da görüntülenmesini iptal ediyorum. Bu merdivene daha sonra bir korkuluk ekleyeceğiz ve korkuluk ayarlarını da buradan düzenleyebiliyorsunuz. Bunun bir altındansa merdiven ve korkuluk sembollerinin detay seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde OK'ya bastığım zaman merdivenim kat planında bu şekilde görüntüleniyor. Ama aynı menüye gidip buradan merdiven detay seviyesini değiştirebilirim. Mesela buradan merdiven basamaklarının görünüşe girmeyen kısımlarını iptal edebilirim. Yani burada sadece görünüşe giren kısımları aktif hale getirip OK'ya basarsam bu üst tarafta görünüşe girmeyen basamakların kat planında da görüntülenmeyecektir. Aynı işlemi merdivenin sahanlığı, strüktür veya yükseliş yönünü gösteren çizgi için de tekrarlayabilirim. Bunları sadece görünüşe girmeyen kısımlarını da aktif hale getirebilirim. Ama bunu ilk haline getirip OK'ya basıyorum. Yani bu menüyü kullanarak merdiveninizin kat planında nasıl görüntülenmesini istiyorsanız bu ayarları detaylı olarak yapabilirsiniz. Bu şekilde 3 boyuta geldiğimizde görüldüğü gibi merdivenimiz oluşmuş oluyor. Tabii bu üst taraftaki döşemeyi merdivenin olduğu hizadan itibaren kesmem gerekiyor. Çünkü şu an için bunun üstü kapalı durumda. Bu yüzden birinci kat planıma gidiyorum ve döşememin köşe noktasına tıklayarak buradan poligon çıkarma özelliğini aktif hale getiriyorum. Ve bu merdivenin geçtiği yerden itibaren bu döşemeyi kesiyorum. Buradaki duvarımı da bu merdivenin hizasına taşıyorum. Ve buradaki diğer tüm duvarlarımı seçerek intersect komutuyla bunları birleştiriyorum. Merdivenim duvarın hizasında kalıyor. Bu yüzden bunu klavyemden Command Ctrl D kısa yollarını kullanarak duvarın kenarına taşıyorum. Ama burada kapıyla merdiven arasında kalan mesafe kısalıyor. 60 cm'e düşüyor. Bu yüzden bu merdivenin boyutlarını tekrar ayarlayacağım. Ayarlarına giderek bunun basamak sayısını düşürebilirim. 18 basamaktan 17 basamağa çekiyorum bu merdiveni. Ve bu ayarlıkla köşe noktasından tutarak bunun uzunluğunu tekrar ayarlayabilirim. Bu şekilde merdivenimin boyutlarını tekrar düzenliyorum. Ve buradaki döşememi seçip kenarına tıklayarak kenar offsetleme özelliğinden burada boş kalan alanı döşemeyle kapatıyorum. Bu şekilde merdivenimi oluşturmuş oluyorum.
Şimdi bu merdivene korkuluk ekleyeceğim. Bu yüzden de zemin kata gidiyorum. Buradan korkuluk aracını aktif hale getiriyorum. Korkuluk çizerken dikkat etmemiz gereken şey buradaki özelliklerin statikte bulunmaması. Çünkü bu şekilde merdivenin üzerine bir korkuluk eklemeye çalıştığımız zaman 3 boyuta geldiğimizde de görüldüğü gibi bu korkuluk merdivenle ilişkili hale gelmiyor. Çünkü bunun özelliği statiğe ayarlanmış durumda. Bunu merdivenle ilişkilendirmek için statik özelliğini devre dışı bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde korkuluk çizmek için merdivenin üzerine geldiğimiz zaman zaten merdivenin gösterim şekli kalınlaşacaktır. Yani bu çizeceğimiz korkuluğun merdivenle ilişkili olacağı anlamına geliyor. Bunu az önceki gibi klavyenizden iki nokta arasında tıklayarak çizebileceğiniz gibi korkuluk aracı aktifken klavyenizden boşluk tuşuna basıp sihirli değneği aktif hale getirerek de çizebilirsiniz. Bu şekilde 3 boyuta geldiğimizde görüldüğü gibi korkuluğumuz oluşmuş oluyor. Ama ben bu korkuluğun şeklinde biraz değişiklik yapmak istiyorum. Öncelikle bu korkuluğun ara parçalarının olmasını istemiyorum. Bu yüzden de korkuluğumu seçerek özelliklerine gidiyorum. Bu işlemlerin hepsini kat planında da yapabilirsiniz. Korkuluk aracına tıkladığımız zaman bu sol taraftan korkuluğu oluşturan parçaların kendi içindeki ayarlarına ulaşabiliyoruz. Ve buradaki ön izlemeden faydalanarak korkuluğumuzun şeklini de belirleyebiliyoruz. Öncelikle ben burada ara parçaların olmasını istemiyorum. Bu yüzden buradaki ara parçaları seçerek yukarıdaki eksi ikonuna basıp bunları korkuluktan çıkarıyorum. Burada tıkladığınız elemanlar sol tarafta otomatik olarak aktif oluyor. Eğer bunları silmek istemiyorsanız özelliklerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Ama ben bu üstteki parçayı ve alttaki parçayı da seçerek kaldırıyorum. Çünkü korkuluğumun basitçe böyle iki parçadan oluşmasını istiyorum. Şimdi burada en üstteki elemanıma tıklayarak bunu aktif hale getiriyorum. Bunun şeklini isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Ve profil yöneticisini kullanarak kaydetmiş olduğunuz parçaları da burada bu elemanlar yerine kullanabilirsiniz bu şekilde. Bu alt taraftan seçmiş olduğum parçanın şeklini değiştireceğim. Öncelikle bunun dikdörtgen bir parça olmasını istiyorum. Ve içinin dolu olmasını istiyorum. Bu yüzden bu seçeneği aktif hale getiriyorum. Buradan en ve boy ölçülerini değiştiriyorum. Yapı materyalinde bir değişiklik yapmıyorum. Buradaki seçenekten profilinize bir levha ve bağlantı parçaları ekleyebiliyorsunuz. Bunu buradaki ön izlemeden de kontrol edebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz bu bağlantı parçalarının özelliklerini ise buradan ayarlıyorsunuz. Ama ben bu korkuluğa bağlantı parçası eklemeyeceğim. Bu yüzden bu seçenekleri tekrar pasif hale getiriyorum. Zaten pasif hale getirdiğim için buradaki özelliklerde de bir değişiklik yapamıyorum. Ama eğer korkuluğunuza bağlantı parçaları eklemek istiyorsanız buradaki seçeneklerden bağlantı parçalarınızın arasındaki mesafeyi düzenleyebilirsiniz. Yan taraftan korkuluğunuzun kat planındaki görünüm şeklini şematik olarak buradan belirleyebiliyorsunuz ve kalem kalınlıklarını da ayarlayabiliyorsunuz. Buradansa korkuluğunuzun materyalini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde OK bastığımda görüldüğü gibi bu üstteki parçam yaptığım ayarlara göre değişmiş oluyor. Şimdi bu işlemlerin bir benzerini buradaki dikmeler için de yapacağım. Bu elemanıma tıklıyorum ve bunu yan taraftan aktif hale getiriyorum. Buraya tıklayarak dikmelerimin şeklini buradaki seçenekle değiştiriyorum. Az önceki elemanda da olduğu gibi kendi profillerinizi profil yöneticisini kullanarak kaydedip bu seçeneği aktif hale getirerek daha sonra kaydetmiş olduğunuz profili burada çıkan listeden seçerek kendinize özel ara parçalar da oluşturabilirsiniz. Ama şu an için bu seçeneği aktif hale getiriyorum. Bunun kenardan uzaklığını 100 cm'de bırakıyorum. Buradaki offset mesafesini de 0'a çekiyorum. Yine bu dikmelerimin de dikdörtgen şekilde olmasını istiyorum. Bu yüzden bu seçenek aktifken bu alt taraftan dikmemin kalınlığını değiştiriyorum. İsterseniz bunlara bir açı verebilirsiniz. Ve bunların üst ve alt noktalarını eğime paralel olacak şekilde bırakıyorum. Bunları isterseniz düşey veya elemana dik olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Yine bu yan taraftan bunların kat planındaki sembol şeklini değiştirebiliyorsunuz. Ve kalem ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ama ben burada bir değişiklik yapmıyorum. Yine bu seçeneği aktif hale getirip bu ara parçalarıma da koyu bir renk atıyorum. Ve buradaki dikmelerimin şekli görüldüğü gibi değişmiş oluyor. Ama bu korkuluğun bittiği yerdeki parçalarımın şekli değişmiyor. Çünkü bunlar buradaki dikmeler olarak geçmiyor. Bunların ayarını bu alt taraftan yapıyoruz. Bu seçenek korkuluğumuzun başlangıç ve bitiş noktasındaki dikmeler oluyor.
Ben burada dikmeler olmasını istemiyorum. Bu yüzden buradan hiçbir şeyi seçip OK'ya basıyorum. Gördüğü gibi bu parçalar artık korkuluğumda iptal olmuş oluyor. Şimdi bu korkuluğun şeklini biraz düzenlemem gerekiyor. Bunun için de zemin kat planına gidiyorum. Öncelikle ben bu korkuluğun merdivenden 10 cm içeride olmasını istiyorum. Bunu korkuluğun ayarlarına gidip segment kısmından buradan düzenleyebilirim. Veya buradaki üst menüyü de kullanabilirim. Buraya mesafemi yazıyorum. Ve korkuluğum merdivenden 10 cm dışarıya ötelenmiş oluyor. Çünkü bunun referans aldığı taraf bu çizginin yukarıda kalan tarafı. Buradan referans yönümü diğer tarafa olacak şekilde değiştiriyorum. Ve korkuluğum merdivenden 10 cm içeriye taşınmış oluyor. Tabii buraya girdiğim mesafe korkuluğun orta noktasından itibaren merdivenin kenarına olan mesafe. Ve bu korkuluğun merdivenin dışında kalan bu parçalarını iptal etmek istiyorum. Ama zaten benim korkuluğumun boyu aslında buradaki merdiven kadar. Bu korkuluğun merdivenin dışına taşmış olmasının sebebi buradaki bitiş ayarlarıyla ilgili. Buraya tıklayarak burada otomatik olarak 20 cm gelen mesafeyi sıfıra çekiyorum. İsterseniz bitiş hizasını buradaki seçenekleri kullanarak ve buradaki ön izlemeden de faydalanarak değiştirebilirsiniz. Ama ben bunu ilk haliyle bırakıyorum. Eğer dönen bir korkuluk kullanıyorsanız bunun ayarlarını da buradaki bağlantı sekmesinden düzenleyebilirsiniz. Yani korkuluklarınız arasına bağlantı parçaları ekleyip bunların şekillerini de buradan ayarlayabilirsiniz. Ama zaten benim düz bir korkuluğum olduğu için buradaki ayarları değiştirsem bile bunlar aktif olmayacaktır. Bu şekilde OK'ya bastığım zaman gördüğü gibi korkuluğum artık merdivenle eşit hizada oluyor. Şimdi buradaki dikmelerin arasındaki mesafeyi düzenlemem gerek. Çünkü burada da görüldüğü gibi dikmen merdivenin çok yukarısından başlıyor. Şimdi projenin bu kısmını daha iyi görüntülemek için kat planına geliyorum ve seçim alanı aracını aktif hale getiriyorum. Tabii öncelikle burada yapmış olduğum seçimi iptal etmem gerekiyor. Buradan kalın seçim alanı aracını aktif hale getiriyorum. Ve görüntülemek istediğim alanı çizip sağ tıklayarak seçimi 3 boyutta göstere basıyorum. Bu şekilde sadece belirlemiş olduğum seçim alanını görüntülüyorum. Hatta buradaki duvarı görüntülemek istemediğim için bu seçim alanını biraz daha daraltabilirim. Şimdi tekrar korkuluk ayarlarına geliyorum. Korkuluğu oluşturan dikmeler arasındaki mesafeyi buradan segmente tıklayarak ayarlayabiliyoruz. Burası giydirme cephe aracında olduğu gibi çalışıyor. Mesela bu seçenekle korkuluğumuzun kaç parçaya bölüneceğini ayarlayabiliyoruz. Buraya 3 yazıp OK'ya bastığımda görüldüğü gibi korkuluğum 3 parçaya bölünmüş oluyor. Bunu tekrar buraya 4 yazıp Enter'a basarak 4'e ayarlayabilirim. Buradaki seçenekle parçalar arasındaki mesafeyi kilitlemiş oluyorum. Şu an için bu 100 cm'e kilitlenmiş durumda. Ve bu mesafenin korkuluğun neresinden başlayacağını da buradan ayarlayabiliyorum. Mesela bu hizalanmanın korkuluğun başlangıç veya bitiş noktasından itibaren başlamasını sağlayabilirim. Veya bunu ortadaki dikmeye sabitleyebilirim. Ya da korkuluğun tam olarak orta noktasından itibaren bu mesafenin aktif olmasını sağlayabilirim. Bu şekilde yaptığım zaman korkuluğun tam olarak orta noktasından itibaren buradaki parçalarım hizalanmış olacak. Yine bu seçenekte de bu parçalar arasındaki mesafeyi değiştirebilirim. Ve bu şekilde hala istediğim sonucu elde etmiş durumda değilim. Çünkü ben buradaki dikmemin biraz daha aşağıdan başlamasını istiyorum. Buradaki seçeneği aktif hale getirerek dikmelerim arasındaki mesafeyi belirli bir basamak sayısına eşleyebilirim. Yani bunu bu şekilde bırakıp OK basarak menüden çıktığımda orada yazan değer 1 olduğu için her bir basamakta bir buraya dikme atamış olurum. Bu sayıyı artırdığım zamansa mesela bunu 5'e çıkardığım zamansa bu dikmeler arasındaki mesafe buradaki basamak sayısıyla eşlenmiş durumda olur. Yani dikmelerim arasında 5 tane basamak bırakmış oluyorum bu şekilde. Ve korkuluğumu bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Buradaki ayarlarda değişiklik yaparak dikmeleriniz ve korkuluğunuzu oluşturan elemanlar arasındaki mesafeleri düzenleyebilirsiniz. İsterseniz korkuluğunuzun layer'ını buradan değiştirebilirsiniz. Ve ekranınızda herhangi bir yere sağ tıklayarak buradan her şeyi 3 boyutta görüntülemeyi seçebilirsiniz veya bunun yanındaki kısa yolda kullanabilirsiniz aynı işlem için. Böylelikle projenizin tamamını görüntülemiş olursunuz. Bu dersimizde projemize merdiven ve korkuluk ekledik. Bir sonraki ders bu projeye materyal eklemeye başlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.